Sen şimdi evlenme teklifi falan filan bir kenara koyalım da. Sevgili kardeşim. Ya. Kaç ay kaldı? Gün kaldı. 20-25 gün falan. 25 gün sonra Engin Altan'ın çok güzel bir erkek bebeği çocuğu olacak. Oluyor. Nasıl bir duygu? Yani bana anlat. Hiç daha öncesi yok gerçekten. Hani bilmiyorum yani. Şimdi tabii bize biraz daha garip bir duygu. Yani hani ben tabii Neslişah kadar hissedemiyorum durumu ama hani... Herhalde yani. Evet ama hani sonuçta sen de hani böyle bir şeyler çok içinde olmak istiyorsun falan. Herkesin söylediği şey şu, hani doğduktan sonra anlıyorsun sen hikayeyi. Ama çok heyecanlı çünkü şunu biliyorsun ki hayatın bir daha hiçbir zaman böyle şimdiki gibi eskisi gibi olmayacak. Artık ailen büyüyor, artık sorumlulukların artıyor, artık hani bir canlı geliyor dünyaya ve muhtaç yani hani onu büyütmen gerekiyor. İnanılmaz bir duygu. Çok hazırlıyor musun kendine babalığa? Mecbur hazırlıyorsun. İnanır mısın tekrar kitap okumaya başladım. Böyle hani çocuk bir şey sorar bilemem. Ha, hani onları düşünmeye başladım. Çok acayip bir şey. Yani böyle hani küçük yaşta sorabilecekleri sorularla ilgili kitaplar okumaya başladım. Hani bir şey sorar falan hani mesela bana bir arkadaşımın çocuğu sormuştu bir gün böyle işte oturduk beraber dağa çıkıyoruz İzmir'de Sipil Dağı'na. İşte Altan abi falan dedi. Bu ne dedi? Dağ dedim falan. Neden dağ dedi? Yani dedim dağ işte yani. falan. Neden dağ demişler de çatal dememişler dedi. Saçma sapan sorular sorma. Hadi bakayım git bakayım anana falan dedi. Verdim annesine ama yani şimdi. Bunlardan sana binlerce gelecek. Şimdi hani buna böyle diyemeyeceksin. Şimdi etimolojik olarak diye girmek istiyorum orada çocuğa. Yani hani neden öyle olabilmiş? Neden öyle denmiş falan. Adını ne koyacaksınız? Bilmiyoruz. Aa, gerçekten bilmiyoruz. Vallahi. Yok. Yani 3-4 tane hani böyle aklımıza gelebilecek gibi şeyler oluyor ama inan bilmiyorum yani. Beyazıt koysanız. Ne olur. Ben güzel düşünmemiştim hiç. Peki biz daha önce birkaç böyle hanımefendiye, beyefendiye yapmıştık bunu. Hatıra kalsın diye. Yeah. Büyüyecek o çocuk. Yani seninki de ufak kalmayacak, o da büyüyecek yani. Büyüyünce de bence bugünü izlesin. Bugünü izlerken de şu sohbette izlesin. Bizdeki en acı şey benim çocukluk videom yok. Bizim zamanımızda öyle şeyler olmadığı için. Ben çok isterdim mesela çocukluk videom olsun göreyim, izleyeyim falan. Merak ediyorum yani çocukluğumu. Bunlar böyle büyüyecek. Ve babasının da 15 yaşına geldiğinde, 10 yaşına geldiğinde daha belki akıl var bir yaşta bence bugününü izlemesini çok isterim. Onun için de kamerayı Engin'e doğru yanaştıralım. Bence doğacak çocuğuna buradan güzel bir şeyler söyle. Ya ne diyorsun? İnanılmaz bir şey. Wow. Bu aralar biraz duygusallaştım da böyle Kaan benle hazır geldik biz de söyleyelim. Kaan benle çok dalga geçmeye başladı. Çok komik bir hale geldi. Niye sürekli. Abi ne yapıyor? Ya herkese acıyor sürekli. Çocuklar kostüm bırakıyor falan yazık. Falan yani. Ne oldu oğlum kostüm bıraktı falan yazık oğlum ama öyle deme doğal, yazık falan. Diye. Doğal hareketleri de garip görmeye başladı. Evet yani böyle bir duygusallık geldi üstüme. Ve ne şey yani Kaan bayağı her gün böyle gittiğimde dalga geçiyor. Oğlum tamam baba oluyorsun ama ya, bu kadar duygusallık nedir i̇lk yani falan. Hani, ilk olan sen değilsin. Çok, peki. Çok heyecanlı. Pekala. Yaklaştır abi kamerayı. Hangisi? Çocuğunla hangi kameradan konuşmak istersin? Hepsi senin. Valla. Peki şu bak açık mı? 6 olur mu? 4 olur mu? 6 olur. 6 olur tamam. Hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası ama gel. Artık bekliyoruz yani ve bir gün bunu izlediğinde umarım babam keyifli ve herkese acıyan bir adammış demezsin. Çok teşekkür ederim böyle fırsatı verdiği için Beyazıt'a. Beyazıt amcanla çok vakit geçireceksin merak etme. Nasıl bir çocuk olmasını istersin? Yani akıllı. Gerçekten hani böyle bir şeyler söylerlerdi biz çocukken. Bunu çok şey yapmazdık, anlamazdık. Vatanına, milletine gerçekten faydalı olsun. Hayırlı olsun. Gerçekten hayırlı olsun vatanına, ve vicdanlı milletine. Olsun. Ve vicdanlı olsun. Evet. Kimsenin kötülüğünü düşünmesin ne olur. Çünkü öyle hissettiğin zaman, öyle yaşadığın zaman senin de başına hiçbir şey gelmiyor abi. Yani öyle güzel gidiyor hayat. Abi çok en ihtiyacımız olan şey merhamet ve vicdan. Aynen öyle. Gerçekten. Yani yeni nesle hep bunları öğretmek lazım.
En ihtiyacımız olan şey. Allah analı babalı, sağlıklı, sağlıklı, nesli şahane selam söyle. Aynen. Var mı? Evli olan var mı aramızda? Hamile yok, o. Yok. Ciddi misin? Bakıyor yalnız. Ha, valla baktım. Bir şeyler çeker. Hayır, ben dedim ki ilk defa geldim, hani bir daha gelemem falan. Ben de söyleyeyim ileride çocuğuma. Çocuğuna bir şey söylemek isteyen varsa arkadaşlar, valla sıkıntı yok yani. Var mı? Ben hocam de, sen... Ben de söyleyeyim. Söyle. Var mı? Efendim, önce ekran başındakilere... Son Rastro'da konuklara hoş geldiniz.